gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Efendim EkoTürk TV ekranlarından hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ben Eren Can Umut ve Para Töner programı ile karşınızdayız. Haftanın son işlem gibi ama önümüzdeki hafta itibariyle Kurban Bayramı'na giriş yapacağız. Pazartesi günü Borsa İstanbul tam gün ve önümüzdeki salı itibariyle de yarın gün açık olacak. Çarşambadan itibaren bayramın birinci günü söz konusu olduğu için doğal olarak bayrama giriş yapmış olacağız resmi olarak. Dolayısıyla bu hafta da oldukça kritikti. Önümüzdeki hafta yurt içi piyasalar kapalı olacak büyük bir süre zarfı içerisinde. Az önce bahsettiğim gibi salı günüyle beraber yarım gün olan Borsa İstanbul'un ardından çarşamba, perşembe ve cuma günü yurt içi piyasalar kapalı olacak. Ve gerçekten çok kritik bir haftayı geride bırakıyoruz. Çünkü burada iki tane unsur söz konusuydu. İlk olarak en önemli gündem maddesi şüphesiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kararıydı ve 8,5 olan politika faizinin %15 seviyesine doğru arttırıldığını, revize edildiğini gördük. Ama bu oran en düşük beklenti olan %14'ün bir tık üzeri. En yüksek beklentiyi Goldman Sachs gerçekleştirmişti ve %40 oranında tahminde bulunmuştu. Ve dolayısıyla en düşük beklentinin bir miktar üzerinde olması sebebiyle de piyasalarda net bir fiyatlama söz konusu oldu. Ciddi bir oynaklık söz konusu oldu. Bugün gün içerisinde dolar TL'nin 26 seviyelerinin dahi üzerine test ettiğini takip ettik. An itibariyle de 25.50-25.60 seviyelerinde fiyatlandığını gördük ki zaten birazdan da şöyle haber başlarımıza baktıktan sonra çok kısa özet niteliğinde, özet babında fiyatlamaları da şöyle kısaca bir takip edeceğiz. Gene şimdi 5 önemli gündem maddesine bakalım. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını geride bıraktık. Toplantı karar metnini ve faiz adımını, bundan sonraki süreci birazdan iki tane çok değerli ekonomist konuğum var. Hem Borsa İstanbul özelinde, hem dolar TL özelinde, hem de makroekonomik dengeler üzerinde bizi nasıl gelişmeler bekliyor? Birazdan iki değerli konuğumla da genelde Merkez Bankası'nın dün atmış olduğu faiz arttırım adımını ve önümüzdeki döneme ilişkin toplantı metninde gerçekleştirilmiş olan sözlü yönlendirmeleri tartışacağız. Ama PPK toplantısından sonra hangi gelişmeler yaşanıyor? Hem yurt içi hem de küresel tarafta. İlk etapta bugün Türkiye saatiyle saatler 16.00 yani akşama doğru saat 4'ü gösterdiğinde saatler Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım, Gaye Erkan'ın banka yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştireceğini söyleyelim. Ve bu toplantıda genel itibariyle bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Bir miktarda sohbet gibi bir tartışma unsuru da söz konusu olabilir. Yani sohbet havasında, tartışma havasında geçecek bir toplantı olması bekleniliyor. Çünkü Sayın Erkan'ın, Gaye Erkan'ın yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da bankacıların talep ve sorularının çözüm önerilerini alacağına ilişkinde beklenti söz konusu. Yani verimli bir toplantı geçmesini ümit ediyoruz. Çünkü dünkü karar aslında bakarsanız piyasalar tarafından çok şahin bir ton olarak algılanmadı. Zaten böyle algılanmadığında açıkçası TL'deki değer kaybından da net bir şekilde görebiliyoruz ki kararın ardından da Borsa İstanbul'da bugün itibariyle de kuvvetli bir yükseliş hareketi söz konusu. Bakalım Sayın Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın bankacılar ile gerçekleştireceği toplantının ardından ne gibi açıklamalar yapılacak, neler konuşuldu, hangi çözüm önerileri sunuldu? Bunlar da yine önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddesi olacaktır. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Peki şimdi dün kurumlar genel itibariyle ortalama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %8,5 seviyesinden %20 yahut %25 seviyelerine doğru arttırılması bekleniyordu. Yani ortalama 20-25 seviyelerindeydi ağırlıklı çoğunluk. Ama %15 gibi beklentilerin çok altında bir faiz arttırımı gerçekleştirildi. Peki bu faiz arttırımından sonra bazı kurumlar acaba yıl sonuna ilişkin, bundan sonraki döneme ilişkin beklentilerini revize ettiler mi? Biraz da onları irdeleyelim. Bu noktada hem JP Morgan hem de Barclays'tan faiz beklentilerine ilişkin değişikliğin olmadığına yönelik tahminler devam ettiğini gördük. Önemli çünkü daha öncesinde şöyle baktığımız zaman Barclays Ekim ayına kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %35 seviyelerine doğru yükselteceğine ilişkin bir tahminde bulunmuştu. Dünkü PPK öncesi. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Barclays bu %35 oranındaki beklentilerden herhangi bir sapma olmadığını açıkladı. Yalnız bu konuda bir şart koydu. Risklerin de aşağı yönlü olduğunu söyledi. Yani evet biz %35 oranı bekliyoruz.
Ekim ayı sonuna kadar %35'lik bir politika faizi belirleyebilir diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ama beklentilerdeki riskler açıkçası aşağı yönlü. Yani bu %35 bekliyoruz. Buna karşılık %35'in görülmeme riskinin de olduğunu dile getiren bir cümle. Bu bir kere Barclays'ın yapmış olduğu önemli bir yorum. Diğer taraftan JP Morgan. JP Morgan da diyor ki daha öncesinde %30 oranında bir politika faizi beklentisi vardı yıl sonuna ilişkin. Dünkü karar JP Morgan'ın da daha önceki tahminlerinde değişikliğe gitmesine gerekçe olarak görülmemiş ve %30 politika faizini beklentisini koruduklarını dile getirdiler. Yalnız burada enflasyona ilişkin bir revize var. 2023 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi daha öncesinde %45,5'muş. An itibariyle %50 seviyesine revize etmiş JP Morgan Türkiye'de tüfeği yani manşet enflasyon verisini. Diğer taraftan tabii ki kararın ardından da bazı tebliğlerde düzenleme geldi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı faizlerinde referans oranı düzenledi, yukarı doğru revize etti. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada Temmuz referans oran daha öncesinde %0,81 seviyesindeydi. Dünkü faiz arttırımıyla beraber TCMB bu oranı %0,81 seviyesinden %1,36 seviyesine revize etti. Önemli. Şimdi referans oran aslına bakarsanız kredi kartı maliyetlerini de doğrudan etkileyen bir oran. Ve bu noktada da referans oranı baz aldığımızda yani %1,36 oranı aklımızda tutalım. Burada da kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranı referans oranına 55 baz puanlık bir eklemeyle belirlendi. Yani 1,36 olarak belirlenen referans orana 55 baz puanlık ekleme yapıldıktan sonra net bir şekilde kredi kartı aktif faiz oranları 1,91 yani %1,91 seviyesine yükseltildi. Bu adım önemli çünkü kredi kartıyla harcamalar yapıldığında kredi kartı KMH'larda getirilerin daha doğrusu faiz oranlarının yükseltilmesi demek bu durumda kredi kartı kullanım miktarını azaltabilir. KMH çekimini azaltabilir. Bu da iç talepte güçlü bir iç talep var şu an Türkiye'de aslında bakarsın ama bu iç talebin gücünü bir miktar da olsa kaybetmesini de beraberinde getirebilir. Acaba bu durum ülke ekonomisindeki o çok beklenen %3,5, %4'lük bir büyüme oranı temposunun yakalanamayacağı anlamına da mı geliyor? Birazdan değerli konuklarımla bu sorulara da cevap aramak istiyorum. Diğer taraftan Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı ve ithalatta bir rekor söz konusu ama dış ticaret açığı da yeniden çift tane rakama ulaştığını söyleyelim ve Mayıs ayında 12,5 milyar dolarlık bir dış ticaret rakamına ulaştık. Diğer taraftan gelin hem ihracatı hem de ithalatı şöyle kısaca bir özetleyelim. İhracata baktığımız zaman 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yani yıllık bazda ihracat %14,4 oranında artış kaydederek 21,7 milyar dolarlık bir rakama ulaşmış durumda. Ama ithalata bakıyoruz %15,5 oranında bir artış var ve 34,2 milyar dolarlık bir rakam ki 34,2 milyar dolar ithalat noktasında bir rekoru sembolize ediyor, rekoru işaret ediyor. Dolayısıyla yeniden çift taneli bir dış ticaret rakamına ulaştık. Mayıs ayında 12,5 milyar dolarlık bir dış ticaret rakamıyla beraber. Bir diğer unsur küresel tarafta. Dikkat ederseniz yurt dışı taraf daha ağırlıklı olduğu için buraya biraz daha konu başlığını daha fazla eklemeye karar verdik. Ama küresel ölçekte de baktığımız zaman ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan bir resesyon açıklaması var ve Yellen ABD ekonomisi resesyondan rahatlıkla kaçınabileceğine ilişkin izlenimde olduğunu dile getirdi. Bunu da iki tane unsura bağlıyor. Diyor ki şimdi istihdam piyasasına baktığımız zaman diyor Yellen istihdam piyasası hala sıkı yani istihdam piyasası hala güçlü. Ve diğer tarafta enflasyon evet istenilen ölçüde bir geri çekilme yok ama sonuçta bir geri çekilme var. Şimdi hem istihdam piyasası güçlü hem enflasyonda da geri çekilme var. Beğensek de beğenmesek de enflasyonda bir geri çekilme olduğunu dile getiriyor. İşte bu iki unsura rağmen ekonomideki çarkların dönüş hızında kayda değer çok ciddi bir yavaşlama yok. Ekonomi hala oldukça kuvvetli ve güçlü. Evet diyor biz enflasyonu soğutmamız için iş talebi bir miktar daraltmamız gerekiyor. İş talebi bir miktar daha soğutmamız gerekiyor. Ama bu resesyon anlamına gelmiyor. Çünkü iki tane unsur az önce dile getirdim. Yalın'ın söylediği bir daha söylemek istiyorum. İstihdam piyasası hala gücünü koruyor ve enflasyonda düşüş hareketi devam ediyor. Dolayısıyla riskler var mı? Tabii ki var. Yalın'ın sözleri bunlar. Resesyon riski var mı? Tabii ki var ama riskten yani bu riskten kaçınabileceği yani diğer bir tabirle resesyondan kaçınabileceğine ilişkin ABD ekonomisinin resesyondan kaçınabileceğine ilişkin de
güçlü sinyaller alındığını dile getirdi ABD Hazine Bakanı Janet Yellen. Evet, 5 önemli gündem maddesi. Gerçekten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Bugün Sayın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bankacılarla, banka yönetimiyle görüşmesi. Önemli konular, dış ticaret rakamları, diğer tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi kartı faizinde referans oranı düzenlemesi. Bunlar gerçekten çok önemli konular. Birazdan değerli konuklarımıza tartışacağız ama değerli konuklarıma geçmeden önce şu çok kısa bir fiyatlamalara bakalım. Çünkü dolar, TL şu anda bakın 25.59, 25.60'lardan geçiyor. 26 seviyeler üzeri test edildi bugün. Oldukça sert bir yükseliş hareketi, %3'lere yaklaşan bir yukarı doğru hareket var ki oransal bazda yüzleri aşkın yükselişler de gördük gün içerisinde. Borsa İstanbul 5.555 seviyesindeyiz. 5.750'ler, 5.700, 5.750 bu bölgeler tarihi zirve. Birazdan Borsa İstanbul özelinde de ayrıntılı bir değerlendirme yapacağız konuklarımızla. Ve şu anda da %2.33 oranında bir yukarı doğru hareketlenme var. Yani dolar TL yükseliyor, Borsa İstanbul yükseliyor. 2022 yılı gibi bir fiyatlama mı bizi bekliyor? Birazdan soracağım en önemli soruda aslında bakarsanız bu olacak. Euro TL 27.82 seviyesinde, sepet kur 26.71 ve gram altında 1.579 TL seviyesiyle beraber rekor fiyatlarda olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim küresel tarafa. Dolar endeksi 103 seviyesinin bir miktar üzerinde, dolayısıyla Euro dolar paritesi 1.09'un altına doğru sarktı. 1.0871 seviyesinde işlemler oluşuyor. Pound dolar 1.2725, dolar yani 143.21 ve dolar İsviçre frangı da 0.8990 seviyesinde işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz. ABD tahvil cephesine şöyle kısaca bir bakalım. Çünkü bu hafta içerisinde Powell'ın da Senato'da yapmış olduğu konuşmalarda şahin tonunu sürdürdüğünü görmüştük. Dolayısıyla tahvil getirilen, evet, bugün itibariyle dünkü kapanışa göre bir miktar geri çekilme var ama bunlar kuvvetli geri çekilme değil. Birkaç hafta öncesiyle kıyaslandığında güçlü bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu getiriler bazında, tahviller tabii ki satış baskısı altında. Getiriler 4.75 seviyesinde, 2 yıllıkların 10 yıllık 3.74, 30 yıllıklarda 3.83 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gelin şimdi şöyle bir de emtia cephesine bakalım. Çünkü ons altında satışların derinleştiğini, 1919 dolar seviyesine kadar geri çekilme hareketinin sürdüğünü görmekteyiz. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrol. Brent petrol 73 dolar 40 sent. Amerikan tipi ham petrol de 68 dolar 59 sent seviyesinde ve genel itibariyle Brent ve ham petrol, yani petrol cephesinde %1 aşkın geri çekilme hareketleri söz konusu. Evet efendim, haber başlarımızı değerlendirdik. Fiyatlamaları şöyle kısaca bir hatırladık. Gündem, yurt içerisindeki gelişmeler, dünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ne derece etkili olacak, önümüzdeki döneme ilişkin faiz arttırımlarının süreceğine ilişkin güçlü sinyaller var ama dünkü adımların ardından bundan sonraki süreçte daha kuvvetli faiz arttırımları gelir mi? Eğer gelirse nasıl bir görüntü söz konusu olur? Gelmezse hangi noktada fiyatlamalar ve makroekonomik dengeler değişir? Gelin şimdi tüm bu sorulara değerli konuklarımıza cevap arayalım. Evet efendim, gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü faiz arttırım ve toplantı karar metninde geçen ifadeler. Tabii ki tüm bu gelişmelerle beraber dolar TL'de yükseliş bir hayli sertleşti ve Borsa İstanbul'da dünden sonra özellikle gün içerisinde kuvvetli sayılabilecek bir yukarı doğru hareketlenme var. Genel itibariyle tüm sektörlere yayılan bir yükseliş gibi de bir görüntü söz konusu. Gelin şimdi tüm bu gelişmeleri Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç Erbaş'la değerlendirelim. Tonguç Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Erhancan. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Tonguç Bey, öncelikle kısa bir soru sormak istiyorum. Dünkü
Merkez Bankası'nın faiz kararını siz nasıl değerlendirdiniz? Çünkü beklentilerdeki en düşük seviye %14'tü. Merkez Bankası da %15'lik bir politika faizi belirledi. Dolayısıyla bu faizler beraber toplantı karar metnine de baktığımız zaman mesela diyor ki fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir. Evet, başladık. Ama düşük montanlı başladı. Beklentilerden daha düşük montanlı başlayan bir Merkez Bankası var. Siz dünkü kararı nasıl değerlendirdiniz? Ya şimdi dünkü kararda bir doğru bizim liralaşma, kur korumalı mevduat, para politikasının önüne geçmiş bir sistem. Bununla devam ettiğimiz 1,5 yıl ve seçim sonrası yeni başkanla birlikte ilk toplantıda klasik yöntem diyebileceğimiz işte sıkı para politikasına geçildi. Zaten metin de daraldı. Biraz daha orada da klasik bir metnimiz vardı 4-5 toplantıdır. Evet. O da sadeleşmiş oldu açıkçası. Bu birinci kısmı. Bir kere başka bir yöne geçtik. Başka yöne geçişimiz ya da başka bir para politikası durumuna geçişimiz ki burada işte makro ihtiyadi tedbirlerin de sadeleştirilmesi yani liralaşma, kur korumalı ve onun yanında para politikasını kullanmadığımız veya enflasyonla mücadele noktasında farklı enstrümanları kullandığımız bazı başlıklarda da kademeli bir sadeleşme ifadesi var. Dolayısıyla dönüş biraz yavaş oldu. Yani faiz oranında düşündüğümüzde ama bir dönüş olmuş. Yani farklı bir politika uygulayacağını Merkez Bankası söylüyor. Bu birincisi. Dolayısıyla belki fiyatlamalara da geliriz ama yumuşak bir geçiş. Hani hep yurt dışındaki merkez bankaları için de söylediğimiz. Yani politikadan politikaya geçişin kısmen belirsiz. Takvimin biraz daha yani o sadeleştirilmelerin ne zaman olacağının çok net hangi kriterler üzerinden ve hangi takvim aralığında olacağını bilmememiz. Ama sıkı para politikasına da senin de söylediğin gibi biraz alt banttan başlamamız. Çünkü niye alt bant diyoruz? İşte bir mevduat faizi var, bir enflasyon var, bir kredi faizi var. Hani en azından o reel faiz diyebileceğimiz enflasyon üstü getirinin de hala çok altındayız. Ama bir dönüşüm oldu, bir başlangıç oldu. Hafif geçtik bu tarafa doğru. Şimdi birincisi bu şekilde yorumlayabilirim. Ama ikincisi sözlü yönlendirmeden bahsediyoruz. Örneğin bugün Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları veya dün hemen Merkez Bankası kararı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar aslında bana şunu hatırlatıyor. Yani biz madem yeni bir başkan, yeni bir ekonomi yönetimi ve yeni bir siyasi dönem içerisinde politika değişikliği yapacaksak acaba Merkez Bankası Başkanı bu toplantıda en azından kamuoyuyla da bir tanışma gibi yurt dışında da örneklerini gördüğümüz böyle soru cevaplı biraz daha ortada kalan başlıklar içerisinde veya kamuoyunun merak ettiği, ekonomistlerin merak ettiği bazı soruları da en azından kendi planladığı ölçüde soru cevap şeklinde de bir döneme geçişle o şeffaflığı, öngörülebilirliği ve güven ortamını yaratabilir miydi? Bu da ikinci bir olasılıktı. Bence daha iyi olabilirdi. Üçüncü taraf, ben hani sen sormuşken devam edeyim en azından. Aklımda kalanlar açısından. Yani fiyatlamada da yumuşak geçişin biz evet kurun da şu an rezerv noktası, cari açık noktası ve bir dönüşüm eşiğinde olduğumuz bu arada yani bir nebze koruyabileceğimiz alanda sıkıntı kısıtlı kalmasından kaynaklı madem yumuşak bir geçiş oluyor o zaman şu anki trend yani seçim sonrasındaki kurdaki yükseliş trendine de tekrar bir taleple yukarı doğru gördük. Bu sefer de borsa klasik tavrına büründü. Yani madem döviz yukarı gidiyorsa enflasyon yukarı. O zaman bizim finansal tablolar sanayi tarafında daha iyi gelebilir. İşte döviz pozisyonu, yurt dışı ilişkileri daha güçlü olan hisselere veya diğerlerine de bir alış geldi. Faizler bir nebze yatay kaldı diyebiliriz. Oynaklık oldu ama hani çok kayda değer %15'in etkisi olmadığı için orada da herhalde gelecek haberlerle dengelenecek bir faiz tarafı var. Dolayısıyla piyasa reaksiyonu da 3 aşağı 5 yukarı böyle olmuş gibi duruyor.
Evet, peki kararın ardından Borsa İstanbul'da net bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu oldu. Burada size iki tane sorum var. Bir, bu yükseliş hareketinin sebebi 2022 yılına benzer bir sebep mi? Çünkü hem dolar TL'yi de size soracağım ama önce bir Borsa İstanbul'a gidelim istiyorum Tonguç Bey. Çünkü dünkü kararla beraber evet borsada net bir yükseliş hareketi oldu ama bankacılık endeksi satış baskısı altında kaldı. Eksi bölgede kapattı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada hemen hemen tüm sektörlere yayılan net ve kuvvetli bir yükseliş hareketi var. Kararla beraber bu fiyatlamaları siz nasıl gördünüz, nasıl değerlendirdiniz? Şimdi borsa bu haftanın, yani bu haftaya başladığımızda işte 5700'lerden 5200'lere kadar aslında hem Merkez Bankası'nın biraz öngörülebilir olmaması ki bunu toplantı sonrasındaki fiyatlamalarda da gördük. Hem de aslında uzun bir bayram arası öncesi İkili tepe yaptığı 5700'den bir aslında sağlıklı da düzeltme yaptığını düşünüyorum 5200'e kadar. Tam o esnada Merkez Bankası toplantısı gelmeden önce aslında biraz bankacılık tarafı da daha endekse göre yukarıda seyrediyordu. Şimdi bazı yatırımcılar da soruyor tabii, diyor ki yani faiz artışı borsa için kötü değil mi? Niye borsa yükseldi diye. Ama bizim borsamızda şöyle bir dinamik var. Bankaları neden biraz daha güçlü tutuyorlardı? Yani tahmin ediyorum Türkiye'nin daha hızlı bir sıkı para politikasına geçme durumu Merkez Bankası'nın güvenilirlik ve aslında istikrar veya inatçılık noktasında bu uygulamayı, bu sıkı para politikasını uygulama noktasında bir gösterge olabilirdi. Yani ne bileyim %25'e doğru bir belki yüksek bir faiz artışı olacaktı ama daha kararlı olduğunu görüp burada aslında piyasada belki kurun da aşağıda kaldığını düşünerek bu sefer sanayi tarafında biraz sonra söyleyeceklerim ki biraz önce biraz belirttim. Yanı sıra bankacılık belki daha ön planda kalacak diye düşündüler. Ama daha düşük bir faiz artışı gelince bu teori bence ikinci plana itildi ve dolayısıyla bankalar tarafında bugünkü toplantıya da biraz da beklenti yaratarak demek ki bu bankacılık üstündeki mevduat alım düzeltiyor, menkul kıymet alımları, zorunlu karşılıklar, kredi tarafındaki makasın biraz daha özellikle kredi dağıtılabilir olma noktasına çekilme gibi beklentiler bankacılık tarafında acaba mı sorunlarıyla karşılaştı ve bankacılık hisselerini bıraktılar. Kurun bir nebze böyle bir gitgelleri oldu. Acaba bu iyi bir faiz artışı mı, kötü mü bir faiz artışı gibi düşünürken yanılmıyorsam bir 15-20 dakika sonra yani karardan burada artık doları tutabilecek oranda bir faiz artışı olmadığı ya da Merkez Bankası'nın böyle bir hedefi olmadığı düşünüldüğünden yani dünden bugüne 2-2,5 liralıkta bir artış ve bu sefer de biraz önce söylediğim gibi bu kur hareketinin tam da vade sonuna denk gelmesi yani çeyreklik sonuna denk gelmesi itibariyle bilançolara yansıması vesaire sanayi tarafı o zaman daha güçlü kalabilir diye kur yukarı, borsa yukarı. Evet, biraz daha önce yaşadığımız bir korelasyonla borsa yukarı gitti. Ama bugün bankacılık da yukarıda. Neden? Yani sonuçta borsa yukarı gidiyor. Çünkü kur çok sert bir hareket yaptı. Ve dün düşünülenler belki bugün toplantıdan çıkabilecek bir iyimserlikle birlikte bankacılık tarafına da yansıyabilir diye düşünüldü. Ve aşağı yukarı işte saat 2-2,5 arasına kadar biz topyekun bir borsada dünkü gibi biraz da ayrışmanın az olduğu bir yükselişte karşı karşıya kaldık. Peki dolar TL üzerinde nasıl bir yorum yapmak gerekiyor Tonguç Bey? Gerçekten çok net bir yükseliş hareketi. 26'ların üzeri test eden bir hareket. Bazı terminallerde bu seviyeler net bir şekilde gözüktü. Şu anda gelmiş olduğumuz son noktada da 25-50 seviyesindeyiz. %2,5 oranında bir yükseliş hareketi var. Şimdi ihracatçı taraf tabii dolar TL'deki yükseliş hareketini hoşnut olarak karşılıyorlar. Çünkü son dönemde ciddi anlamda baskı altında tutulan bir dolar TL vardı. Bir miktar izin verilmesi gerektiğine ilişkin yorumlarda görüyorduk ama diğer tarafta enflasyona ilişkin beklentilerin yeniden bozulacağı bir atmosfer içerisinde de olduğumuz aşikar. Bu konuda nasıl bir yorum yapılması gerekiyor sizce? Şimdi biz üretim, istihdam, ihracat, yatırım dediğimiz ve düşük faiz ortamında cari fazla vereceğiz dediğimiz ekonomik program içerisinde şöyle bir kısa ayakta başladık. Burada bizi cari fazlaya götürecek üretim ve ihracat kanallarını biraz daha önceden
aslında teşviklerle yerli üretime yeteri kadar kapasite tarafında getirememiştik diye düşünüyorum. Bunu biraz enerji tarafıyla kapamaya çalıştık ama çok geç gelen ve daha düşük oranda gelen haberlerle devam ettik. Şimdi bu sisteme geçerken de, yani sıkı para politikasına geçerken, evet faiz bir baskı unsuru olarak kur üzerinde kullanılabilir. Ama bu faiz oranıyla değil. Yani enflasyonun neredeyse 15-25 puan arasında bir reel faizden aşağıda orana yükseltiyorsunuz ki daha da düşük seviyede faiziniz. Ama aynı zamanda biraz önce söylediğim o kısa bacak bizim bu sefer bu sisteme geçerken kuru belli bir noktada zaman zaman kalmasını sağlayabilecek bir döviz rezervi ihtiyacıyla da karşı karşıya olarak. Dolayısıyla orada da son dönemde biraz zayıf kaldığımız için bu gibi bazen cılız diyebileceğimiz ama fiyat hareketini çok hızlı yükseltebilecek talep geldiği zaman da faizi biraz az yükseltiyorsanız piyasa beklentisinin altında, o zaman finansal ve fiyat istikrarı başlıkları altında bu bacağı kullanarak, yani rezerv bacağını kullanarak da daha önce de birkaç kez denediğimiz, bazı zamanlar daha da uzun süreli denediğimiz baskıyı da o 1-2 ay için kur üzerinde yapmanız gerekiyor. Bu olmadığı için işte kurda da faiz artıyor, kur niye artıyor algısı bence ilk programdaki o üretim ve önce kapasite artışını yapmadan girdiğimiz programa, burada da rezerv artışlarını en azından yapamadığımız bir tarihsel aralıkta sıkı para politikasına biraz da yumuşak adımla başlamamızın tamamen tepkisi olarak görüyorum. Evet, Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler. Çok teşekkürler. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et, yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam edecek. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et, yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekonomik güven endeksinin Haziran'da azalış gösterdiği kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan Ekonomik Güven Endeksinin Haziran 2023 verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre endeks Haziran ayında %2.5 oranında azalarak 101.1 seviyesine geldi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %6.5 oranında azalarak 85.1 değerine ulaştı. Reel kesim güven endeksi de 0.6 oranında artarak 105.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0.6 oranında artarak 118.1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0.9 oranında artarak 117.7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3.5 oranında azalarak 88.9 değerini aldı. Evet efendim, programımızın ikinci bölümünde Koç Üniversitesi öğretim üyesi Cem Çakmaklı bizlerle beraber olacak. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam, şimdi tabii ki konuşacağımız konu aslında bakarsanız oldukça net. Tarihi olarak atfedilen ve net bir şekilde de sonucu ve atılacak adımı merakla beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü PPK toplantısını geride bıraktık. Beklentiler oldukça çeşitliydi. %14 diyen kurumlar vardı, %40 diyen kurumlar vardı. Orta nokta 20-25 bandındaydı ama gelmiş olduğumuz noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en düşük beklentiye yakın oranda bir faiz artırımı gerçekleştirdi ve %8,5 olan politika faizini %15 seviyesine
yükseltti. Ve toplantı karar metninde geçen bazı ifadeler de var. Metinde geçen ifadeleri sizden ayrıntılı bir şekilde yorumlamanızı rica edeceğim. Ama ilk etapta dünkü atılan bu adımı siz nasıl değerlendirdiniz? Çünkü dolar TL tarafına baktığımız zaman, TL'nin değeri tarafına baktığımız zaman piyasalar tarafından hiç de yeterli gibi gözükmüyor hocam. Evet. Şimdi önceki yayınlarda hatırlarsanız ben de %25 bekliyordum açıkçası bu toplantıdan. Şimdi tekrar bir özetlersem, yani bu toplantı ilk olması açısından çok önemliydi. İlk olması, yeni bir ekiple birlikte ilk olması önemli. Tamam, alt ekipte PPK üyelerinde örneğin bir değişiklik yok ama yani ekonomi yönetiminin temel iki yöneticisi, yani maliye politikasının yöneticisi Hazine ve Maliye Bakanı ve para politikasının yöneticisi Merkez Bankası Başkanı yeni atandı. Yani bu yepyeni, sıfırdan bir başlangıç. Dolayısıyla bu ilk toplantının sembolik önemi özellikle çok fazlaydı. Çünkü Merkez Bankası'nın elinde özellikle iki tane araç var. Bir tanesi faiz, diğeri sözlü yönlendirme. Fakat sözlü yönlendirme aracının çalışması için çok inanılır bir, güvenilir bir Merkez Bankası olması gerekiyor. Yani enflasyonla gerçekten mücadele edeceğine inanılan, güvenilen ve kredibilitesi olan bir Merkez Bankası olması gerekiyor. Şimdi bu sıfırdan başlamak yeni bir başlangıçtı ve büyük bir aslında sermayeydi. Çünkü tamam, önceki yönetimler değişti, artık yeni bir yönetim var ve beklentiler yeniden sıfırdan oluşacak. Geçmişteki yönetime bağlı kalmadan. Dolayısıyla bu faiz artışı aslında sadece faiz artışı değildi. Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin ve dolayısıyla bütün Merkez Bankası'nın kredibilitesini de oluşturacak bir toplantıydı. İşte bu anlamda zaten %40'larda olan, biliyorsunuz, mevduat ve kredi faizleri politika faizinin çok üzerinde. Yani 8,5'tan 15'e veya 8,5'tan 20'ye çıkmasının kredi kartları ve diğer başka faizlere etkisi olacaktı ama ana iki faize, yani mevduat ve kredi faizlerine çok fazla etkisi olmayacaktı. Bunun sembolik önemi çok önemli, çok çok gerekliydi. Bu yüzden de işte ekonomistlerin birçoğu, yani %25 gibi ben de dahil olmak üzere, yani biraz daha yüklü bir arttırım bekliyorduk. Tabii Goldman Sachs %40 demişti. Onu yani realiteyi de göz önüne aldığımızda onu pek beklemiyorduk. Ama gerçekten de %15 alt sınır, yani olabilecek en düşük beklentilerden birisiydi. Ve ben bunu kesinlikle kötü senaryo olarak görüyorum. Yani kötü atılmış bir adım olarak görüyorum. Çünkü faiz arttırıldı 6,5 puan. Tamam, ama kredibilite daha en baştan büyük zarar gördü. Şimdi bundan sonra faizi daha yüksek montanlarda arttırılsa bile artık böyle bir eksiyle başlamış oluyoruz yarışa. Enflasyonla mücadele yarışına. Yani dolayısıyla kredibilitenin zarar görmesi ilerleyen zamanlarda faiz artışının, sözlü yönlendirmenin daha az işe yaramasına neden olacak bu soru işaretleri. Yani bunu tekrar kompanse etmek gerekecek maalesef. Evet hocam, ben de aslında size tam olarak şunu sormak istiyorum. Evet, Merkez Bankası faiz arttırımına başladı. 650 bas puanlık bir faiz arttırımına gitti. Doğru, ama hatta sözlü yönlendirmelerde bu sürecin başladığını da net bir şekilde dile getirdi, ama ben de size aslında şunu sormak istiyordum. Hocam, bu gibi durumlarda dediniz ya, zaten faiz arttırımının sembolik bir açıdan daha farklı bir noktaya gitme ihtimali yok. Mevduat faizleri zaten hali hazırda %40-45 bandında. Dolayısıyla Merkez Bankası yeni bir yönetim, kuvvetli bir faiz arttırımı, enflasyonla net olarak mücadelede bulunacak bir para politikası ciddi bir şey verebilirdi, bir sinyal verebilirdi. Dolayısıyla hocam, evet, bu gibi dönemlerde, bu gibi durumlarda, bu gibi tarihi toplantılarda kademeli faiz arttırımı mı daha doğru olur, yoksa önden yüklemeli diye tabir ettiğimiz beklentilerin de ötesinde bir faiz arttırımıyla başlamak daha mı doğru olur diye soracaktım. Ama evet, sanırım cevabı verdiniz. Evet, yani şöyle, şimdi özellikle bizim Merkez Bankası açısından baktığımızda farklı merkez bankaları için farklı cevaplar olabilir gerçekten. Çünkü dediğim gibi olayı şöyle ikiye ayırmak lazım. Faiz ve sözlü yönlendirme. Ama sözlü yönlendirme maalesef hani sözü söylediğiniz zaman gerçekleşen bir şey değil. Sözlü yönlendirme için güven, kredibilite gerekiyor. Yani bunu sağlamanız gerekiyor. Bunu kanıtlamış olmanız gerekiyor. Şimdi o anlamda FED, ECB bunu yaptığı zaman
söz yönlendirme işe yarayabilir gerçekten. Ama bizim Merkez Bankamızın çok kötü bir geçmişi var bu anlamda enflasyonla mücadelede. Son 2 yılda %15'lerden %80'lere çıkmış bir enflasyondan bahsediyoruz. Bunun olduğu her ülkede Merkez Bankası'na güvenilirlik, Merkez Bankası aktörlerinden, ekonomik aktörlerden bağımsız olarak tabii ki azalacaktır. Hedefte %5. Tabii ne olursa olsun, ister global şok olsun, ister başka bir şey olsun, ister doğal bir afet olsun fark etmez. Yani bunun bu şekilde devam etmesi gerçekten Merkez Bankası için kötü bir imaj çiziyor. Şimdi bunu yenmek için sizin Türkiye gerçeklerinde ekstra bir efor sarf etmeniz gerekiyor. O anlamda gerçekten bu toplantı için, yani ekonomik tehlikeler evet var gerçekten de, yani resesyon veya durgunluk veya soğuma gibi, buna rağmen bence gerçekten önden yükleme, yani Naci Ağbal döneminde olduğu gibi önden daha yükleme ve sürpriz bir şekilde gerçekten, yani önden beklenmeyen, beklentilerin biraz daha üzerinde bir faiz artışı bence çok uygun olurdu. O anlamda zaten aslında beklentiler daha çok, beklentilerin medyanı 20'ler üzerindeydi. Bu anlamda ben de beklentimi hani 20'nin biraz üzerinde 25 olarak biraz daha gerçekçi olmak anlamında oluşturmuştum. Çünkü bunun gerçekten doğru bir adım olduğuna inandığım için. Şimdi bu işte maalesef tam tersi gerçekleşti. Dolayısıyla bu kredibilite sorunu daha da büyüyerek devam ediyor ve yani yeni yönetim en büyük sermayesi bu yeni başlamak, sıfırdan başlamak, yeni bir umut olmak. En büyük sermayesi daha ilk baştan bu kadar aşınmamalıydı diye düşünüyorum. Peki hocam, sözlü yönlendirmeden bahsettiniz ya. Burada geçen bir cümle var. Evet, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir. Evet, başladı. Demek ki bu daha başlangıç. Faiz arttırımları devam edecek noktasında artık hemen hemen herkes hemfikir, ama sözlü yönlendirme noktasında piyasanın birazcık hoşuna gitmeyen bazı cümleler var. Aslında bakarsanız bir tane cümle var. Onu da size okumak istiyorum ve bu cümle hakkında sizin yorumunuz nedir? Çünkü diyor ki Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Hocam, iki kelimenin de önündeki o iki gerektiğinde kelimesinin altını çizmek istiyorum. Piyasalar zaten gerektiğini düşünüyor. Ama Merkez Bankası gerektiği zaman gerektiği ölçüde diyor. Hani burada da sanki piyasalar ve Merkez Bankası arasında bir fikir ayrılığı varmış gibi bir görüntü de söz konusu. Bu cümleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bundan sonra ne zaman gerekecek mesela? O zaman akıllardaki soru işareti. Şimdi bu arada ben şunu da belirtmek isterim. Ben metni önceki metinlere göre oldukça başarılı buldum. Yani şöyle ki, önceki metinlerde işte dünya barışına vurgu vardı. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı enflasyonun düşme sürecine gireceğine dair bir vurgu vardı. Yani tamamen dışsal etkilere yönelik bir vurgu vardı. Sanki içsel hiçbir şey yokmuş gibi, yani yurt içinde. Dolayısıyla ben bu metni biraz daha gerçekçi ve biraz daha başarılı buldum. Ama gerçekten de o bahsettiğiniz cümle bence metindeki en talihsiz cümle. Şöyle ki, gerektiği zaman, gerektiği miktarda. Şimdi ne zaman gerekecek? Enflasyon %40. Tabii ki gerektiği zaman şu an, yani geçmiş 20 yıla baktığımızda neredeyse 2005'ten bu yana, 2003'ten bu yana ortalamada %8, %10'larda değişen bir enflasyon vardı. Enflasyon %80'e çıktı. Enflasyonun 80'den 40'a düşmesi başarı değil tabii ki. Çünkü kur şokunun etkisi geçtiği için mekanik olarak düştü 80'den 40'a. Aslında değişen bir şey yok. Yani beklentiler anlamında özellikle. Şimdi tam da gerektiği zaman bu zaman gerçekten. Yani %40'lardan artık biraz daha %20'lere doğru inmesini bekliyoruz. Ve gerektiği miktarda, diğer cümle, gerektiği miktarda 8,5'tan 15'e yükseldiğinde biz mevduat faizlerinde ve kredi faizlerinde bir değişiklik gördük mü bugün? Görmedik. Dolayısıyla bu gerektiği miktar değil. Bakın, bu faizin etkilediği yegane nokta neresi biliyor musunuz özellikle? Kredi kartı faizleri. Yani kredi kartı faizleri biliyorsunuz hemen güncellendi. Üstelik daha önce ters bir açıklama, yani Temmuz'da güncelleneceğine yönelik bir açıklama yapılmasına rağmen kredi kartı faizleri hemen güncellendi. Ve kredi kartıyla gerçekten borç çevirerek yaşayan aslında toplumun daha az düşük gelirli kesimi. Yani ihtiyacı olan kesimi. Yani o zaman siz aslında... tamam, bir acı reçete varken bu acı reçeteyi gerçekten de gerek, yani bundan zarar görecek insanlara yansıtmış oluyorsunuz bu faiz artışıyla. Yani çünkü gerçekten toplumun daha üst gelirli kesimi, yani krediyle, mevduatla biraz daha fazla işi olan kesimi bundan hiç etkilenmedi aslında bakarsanız şu andaki bu faiz kararından. Yani belki bu metin tamam kullanılıp
bununla ek olarak bir takvim daha konulabilirdi işte. Şu zamanda eğer şöyle gelirse, yani Sayın Mehmet Şimşek'in ısrarla dediği şey ne? Kural bazlı bir politika uygulayacağız. O zaman kural bazlı bir politika uygulayacaksak gerçekten de neyin ne kadar olduğunda nasıl bir tepki verileceğini bilmemiz gerekiyor. Ki öngörülebilirlik, yani özellikle vurgulanan bu öngörülebilirlik, hesap verilebilirlik, bunlar gerçekten artsın ve biz biraz daha normalleşelim. Çünkü eğer siz eski politikaları devam ettirerek bu sermaye kontrollerini daha önce gerçekleşen, özellikle seçimler önce bu döviz üzerindeki baskıyı kaldırdığınız anda işte döviz 25'e ve 25'lerin de üstünü zorlayacak pozisyonlara geliyor dolar özellikle. Peki hocam, şimdi hangi oranda bir politika faizine ihtiyacımız var sizce? Çünkü az önce de belirttik ya, genelde de çok fazla konuşulan bir unsur. Biz %15 evet beklentinin altını kaldı ama zaten %25 yapılsa dahi bir etkisinin olmayacağına yönelik de çok fazla yorum söz konusuydu. Peki bizim gerçekten para politikasını kullanarak etkin bir politika faizi belirlememiz noktasında işte o etkin politika faizini kaç olarak siz belirliyorsunuz? Bakın şimdi normalde bu soruların cevapları gerçekten analitik modellerle ve simülasyonlarla, yani çok daha kolay bir şekilde anlaşılabilecek cevaplar. Fakat Türkiye'de öyle bir komplikasyon var ki şu anda çok fazla sermaye kontrolleri var. Yani sermaye kontrolü belki demek biraz fazla olacak ama çok fazla bankacılık sektörü üzerinde kontrol var. Aslında para politikasının fiili yapıcısı sadece Merkez Bankası değil, BDDK şu anda. Yani bu bankalar üzerindeki oranlarla. Yani bunların hesaplanması gerçekten çok büyük zorluklar getiriyor. Çünkü siz dışsal bir sürü şey var bankaların üzerinde, özellikle piyasa yapıcılarının üzerinde. Yani piyasa mekanizması içinde belirlenmiyor birçok fiyatlama. Şimdi bu 25 olsaydı da gerçekten o kadar etkisi olmayabilirdi. Yani mevduat faizleri, kredi faizleri 40'larda. Dolayısıyla gerçekten de 40'larda veya 50'lerde olmalıydı. Ama piyasa son 1-2 seneden beri o kadar farklı bir şekilde etkilen işliyor ki, yani onu gerçekten böyle birdenbire normal piyasa mekanizmasında evirmek gerçekten büyük bir şok etkisi yaratabilirdi. Yani bizlerin ana korkusu zaten buydu. O yüzden daha kademeli bir geçiş bizler de öngörüyorduk ama kademe derken hiçbir şey değil. Yani kademe derken gerçekten önemli miktarda bir artış. Bu bir sonrası için sinyal verecek. Beklentiler bu anlamda biraz düzelecek. O beklentilerin düzelmesiyle beraber piyasa hemen %100 normalleşmeyecek. Piyasa biraz normalleşecek. Biraz normalleştiğinde siz tekrar sonraki toplantılarda aksiyona ve reaksiyona bağlı olarak, gelen tepkilere bağlı olarak ona göre pozisyon alacaksınız. Ama öncelikle gerçekten bu adımı kararlı bir şekilde atacağınız, yani faiz burada ilk adımdı gerçekten. Çünkü daha sonra sözlü yönlendirmeye yer açılması için gerçekten anlamlı bir miktarda faiz artışıyla bunu göstermeniz gerekiyordu. Bu anlamda benim kendi açımdan baktığımda 25 bence yeterli bir faiz olurdu. Yeterli ve gerçekçi, her ne kadar piyasaya direkt olarak fiilen etkisi olmasa da beklenti kanalıyla etkisi olabilecek bir faiz olurdu. Bu anlamda 15 bence beklenti kanalıyla etkisi olan ama negatif etkisi olan bir düzey. Zaten piyasalarda da bunu görüyoruz şu anda. Hocam, çok fazla yorumlanan bir unsur daha var. O da ortodoks, heterodoks politika yaklaşımı arasındaki o çekişme. Yani şimdi bir takım ekonomist de diyor ki, yani sayıları da azımsanmayacak ölçüde, ki tabii onların da fikirleri gayet saygıdeğer. Bir kesim ekonomist diyor ki faiz arttırımlarıyla biz şu andaki enflasyonu aşağı doğru çekemeyiz. Daha farklı adımların atılması gerekiyor. İşte bu nasıl olur diye sorulduğu zaman da işte Venezuela örneğini veriliyor, Arjantin örneği veriliyor, hatta İngiltere örneği veriliyor. Bakın işte diyorlar, İngiltere gelişmiş ülkeler arasındaki ilk faiz arttırımına başlayan ülke. Ama buna rağmen %8.7 gibi çok yüksek bir enflasyonu var. Demek ki faiz arttırımlarıyla enflasyonu biz aşağı doğru çekemiyoruz. Daha farklı politikalar uygulanması gerekiyor yorumları da söz konusu. Bu bakımdan dolayı işte bu örnekler verilerek de faiz arttırımlarının enflasyonla kesin ve net etkin bir mücadele noktasında en azından şu an için kullanılamayabileceği ya da kullanılmaması gerektiğine ilişkin açıklama ve yorumlar da var. Hocam, siz bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten Türkiye, Venezuela, Arjantin ve İngiltere
İngiltere'deki o düşmeyen enflasyonla kıyaslayabilir miyiz uygulanan para ve maliye politikaları özelinde? Yani bence öncelikle bu tartışmalar çok yanlış zeminlerde yapılıyor. Yani şu anda yeni bir dönemdeyiz. Bu neoliberal, ortodoks, heterodoks bunların tanımı da değişti. Yani şu an biz IMF'e, IMF'ye gittiğimizde, herhangi bir fon talep ettiğimizde IMF 1990'larda biliyorsunuz Washington Consensus denilen bir reçete vardı. Artık onlar da bunun peşinde değiller. Artık devlet müdahalesi bir kere herkes tarafından kabul edilmiş bir durum. Yani şu anda hani bu eski sayıklarla bu tartışmalara girmenin bence zaman kaybından başka bir şey yok. Bir de ikinci bir şey, o zaman yani son iki sene enflasyon neden düşmedi? Zaten biz bu faiz politikasını uyguladık. Yani faizi arttırmadık zaten. Hani keşke uygulamamış olsaydık da bunu bir olacaktı. Yani faiz düşürdük. Bırakın arttırmayı. Faizi düşürdük. Ve dalgalara karşı bir harekette bulunduk. O zaman yani keşke gerçekten enflasyon bu hareketin karşısında düşseydi de yani hiçbirimiz istemeyiz ki zaten yüksek faizle yaşamayı ve yüksek enflasyondan yaşamayı. Yani bunu gördük gerçekten. Bunun tersini görmedik aslında. Bakın şimdi Arjantin ile Venezuela İngiltere'den farklı. Arjantin ile Venezuela'da olan şey şu. Az önce bahsettim. Faiz ve sözlü yönlendirme. Şimdi bu ikisi birbiriyle çok alakalı bir şekilde. Eğer siz Merkez Bankası'nın politika yapıcılarının güvenilirliğini tamamen kaybederseniz bu sefer bırakın sözlü yönlendirmeyi, faiz de işe yaramaz. Çünkü ekonomik bireyler bilir ki gelecekte şu an faiz çok arttırmış olsa bile bunların görüntüde olduğunu ve gelecekte aslında enflasyonla mücadele olmayacağını, mücadelenin ve tavrın her zaman büyüme önünde olacağını bilirler. Ve bu yüzden de Merkez Bankası'nın ve ekonomik birimlere güveni kalmaz. Ve işte o zaman gerçekten o faiz arttırımı işe yaramaz. Biz yani daha ortodoks olarak adlandırılan diyeyim ama tekrar ediyorum yani aslında bu kelimelerin tanımları da gerçekten değişti. Ekonomik yazım çok hızlı bir şekilde, literatür çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani 1990'ların şeyiyle tartışmaya gerçekten gerek yok ama tekrar ediyorum Venezuela, Arjantin örneğinde. Yani bu ikisinin ana aslında temel kaynağı Merkez Bankası'na ve ekonomik birimlere karşı güven. Yani enflasyonla mücadele olduğuna dair. O yüzden ECB'de ve Avrupa'da bu biraz daha başarılı ama kısmen başarılı yine de. Ama Venezuela ve Arjantin'de bu güven tamamen yok olduğu için zaten faiz arttırılsa bile bir işe yaramıyor. Yani bunun nedeni aslında altındaki o değişken, güven değişkeni. Ama siz o güveni zamanında yeteri kadar faiz mücadelesi yaparak kazanabiliyorsunuz ancak. Yani bunlar geçmişlerin acısını çekiyor bu ülkeler. Venezuela ve Arjantin. Örneğin İngiltere durum başka. İngiltere faiz artırımına gerçekten erken başladı ama bakın Amerika'da ve Avrupa'da faiz belli bir yerden hala aşağı inmiyor. Çünkü gerçekten enflasyon belli bir yerden hala aşağı inmiyor. Faiz agresif faiz artırımına rağmen. Bu arada hala real faiz negatif. Ama enflasyon yapışkan. Yani beklentiler bir kere oturduğu zaman kolay gevşemiyor. Ama 8'lerden 4'lere indi. Fakat öte yandan da arz etkileri var. Arz etkileri neydi? Biz bunu Covid zamanı çok gördük. Yani arz etkileri fabrikaların yeteri kadar aynı esneklikte çalışamaması, malın tedariğine yönelik bazı sıkıntıların olması. Şu anda hala bu ticaret savaşları biliyorsunuz devam ediyor. Çin'in ekonomiye, dünya ekonomisine konsolide olması 2001'den sonra dünya ticaretine örgütüne girerek bütün dünyada bir negatif enflasyon şoku yarattı. Çünkü ucuz maliyetle mallar üretilebildi. Şimdi biz Çin'in özellikle Amerika ve Avrupa ile ticaretinin azalmasından kaynaklanan bunun tersi bir dalga da yaşıyoruz. Yani merkez bankalarının da yeteri ölçüde boğuşamayacağı başka arz taraflı nedenler de var. Bir ikincisi de gerçekten piyasadaki likidite o kadar fazla ki enflasyon hala da o likidite çekilmedikçe enflasyon daha yapışkan devam ediyor ama 8'lerden 4'lere inmiş durumda. İngiltere'de bu biraz daha fazla çünkü İngiltere'de bir de Brexit dediğimiz olayın etkisi var. Yani merkez bankalarının tam olarak da artık boğuşamayacağı bazı başka şeyler var. Ama buna rağmen artık biliyorsunuz İngiltere'de ikinci bir faiz arttırım dalgasına tekrar başladı. 50 bas puan arttırarak bir önceki gün. Demek ki onlar için gerekli seviye daha da yüksek. Avrupa ve Amerika'ya göre.
Evet, Koç yani Üniversitesi. Dolayısıyla yani sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. Sözünüzü kestim, çok affedersiniz. Estağfurullah. Yani güven değişkenini görmeden, yani faiz bir işe yaramıyor, faiz bir işe yarıyor demek gerçekten çok tutarlı değil. Güven olduktan sonra faiz tabii ki işe yarıyor ve talep taraflı etkileri gideriyor. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Cem Çakmaklı hocama değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyorum. Efendim, Paratoner programının sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.